Piyasanın üretkenliğinin ifadesi olan ekonomik büyümeye karşın, ekonomik bir diğer gösterge olan toplumsal kalkınma, toplumdaki iyiliği ifade ediyor. Türkiye'de ekonominin büyüme oranlarının artışı ve daha çok inşaat sektörü üzerinden izlendiğini söyleyen Profesör Doktor Emre Alkin, toplumsal kalkınma ve büyüme farkını şöyle anlatıyor. Büyüme ve kalkınma arasında çok ciddi bir fark var. Büyüme kolay. Yani bir çocuğa pasta yedirdiğiniz zaman büyüyor. Fakat yani doğru bir beslenmeyle tabii olmuyor. Fakat kalkınma bir tek pastayla olmaz. Yani doğru besinleri alması lazım. Bir ekonomi için en doğru besin hem erkeği hem de kadını eşit. Aynı mesafede faydalı bir şekilde ekonominin içerisine enjekte etmek. Fakat Türkiye'de bu işten çok gerideyiz. Türkiye'de yaşam ortalamaları, nüfus istatistiklerine dayanarak niteliksel bir gösterge olan toplumsal kalkınmayı yorumlayan Profesör Doktor Emre Alkin, kadınların istihdamından söz edilmesi gerektiğini de vurguluyor. Kadınlar erkeklere göre daha uzun yaşıyorlar. Hangi şehre giderseniz gidin yaş ortalaması kadınlarda daha yüksek. Fakat kadın nüfusu erkek nüfusundan azıcık daha az. Şimdi hal böyleyken kadın nüfusunun istihdamda mahsedilmesi gerekiyor. Fakat kadınların iş gücüne katılım oranı her yıl düşüyor. Daha da ilginç bir şey söyleyeceğim. Kadınların dil bilme kabiliyeti ve bir okula gidip okulda devam etme süresi erkeklere göre daha uzun ve daha iyi durumda. Fakat buna rağmen biz evlerinde oturan yüksek tahsilli kadınlardan bahsediyoruz Türkiye'de. Kırsal kesimde tarımda çalışanların çoğu kadının kayıt dışı istihdamda yer aldığını söyleyen Profesör Doktor Alkin, eve para getirenin kadın olmasından vazife çıkaran devletin yapılacak yatırımları kadına verdiğini söyledi. Bizim istediğimiz kadınların bakıma muhtaç olmaları değil. Tam tersi zaten hem tahsil, hem yaş ortalaması, hem de teknik seviye açısından erkeklerle yarışabilecek durumda olduklarından dolayı istihdamda mahsedilerek kendi gelirlerini kendileri kazanır hale getirmek istiyoruz. Çünkü benim inancım şu, kadın ya da erkek bir devlet vatandaşına iktisadi özgürlüğünü vermiyor ise siyasal özgürlüğünü vermeye de niyeti yoktur. Türkiye'de öğretim imkanları olan kadınların da istihdamda yer almadığına dikkat çeken Profesör Doktor Alkin, kadınların bir şekilde kafeste olduğunu söyledi. Dünyanın en önde gelen aileleri Türkiye'de, onların bile kız evlatları harika üniversitelerde okuduktan sonra pek az ihtimalle kendi şirketlerinde yer bulabiliyorlar. Hayırlı bir kısmet buluyorlar. Efendim falanca üniversiteden mezun saygıdeğer kız unvanı alarak bir süre sonra da anneliğe terfi ediyorlar. Yani onların tabii bakıma muhtaç olduğu bir durum yok ama. Alkin, kalkınmadan söz edildiğinde bunun bir parçası olarak toplumda kadın ve erkeğin birbirini anlamasında meselenin temelinde eğitim olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti kadınlara sırtını dönmüştür. Kadınlara sadece alın size geçinebileceğiniz kadar para verelim siz evinizde oturun demektedir. Ne köprüyle ne havaalanıyla ne de inşaatla Türkiye bir yere gelmez. Birbirini anlamayan kadın ve erkeğin arasında en uzun köprü bile bir çare bulamaz. O yüzden bu iki tarafın yan yana gelip çalışmayı öğrenmesi gerekiyor. Bunun da en merkezine oturacak şey eğitim.